Hazır değilim öğretmenim. Hazırsın bence. Gayet de hazır gördüm seni. Şimdi beni dinle. Bizi izleyenlere senin ne kadar başarılı olduğunu anlatmamız gerekiyor. Evet. Tamam. Senin yaptığın başarılı çalışmaları göstermemiz gerekiyor. Aslında bu bütün annelerin, babaların çocukluğunda oynadığı bir oyun. Kim, nerede, ne zaman, kiminle ne yapıyor ya da ne yaptı? Bu oyun bize cümlenin öğelerini kazandıran bir oyun. Yan yana yazdığımızda daha sonra cümlenin öğelerini, özne, yüklem, sıfat, nesne, bunların hepsini bize zaman içerisinde ortaya koyuyor. Biz birinci cümlemizi yazdık. Kimmiş? Okuyabilir miyiz? Kimmiş? Kim? Kemal. Kemal. İşte. Bir saniye. Nerede? İşte. İşte. Ne zaman? Pazar günü. Pazar günü. Kiminle? Arkadaşıyla ne yaptı? Çalıştı. Çalıştı. Şimdi biz ikinciyi yazarken sizinle paylaşalım istedik. Tekrar kimmiş? Çocuk bekle. Nerede? Okulda. Daha sonra öğrencilerinize bunların cümlenin öğelerini öğretme sırasında sabah. Bekle. Bekle. Özlem öğretmen ilerledi mi? Hayır. O zaman bekliyoruz. Okulda. Tamam, bekle. Anlatalım insanlara senin yaptığın başarılı şeyleri öğrensinler. Onlar da yapsınlar. Ya neyi bekliyorum ya? Çünkü insanlara anlatıyoruz. Sakin sakin, anlaştık mı? Tamam. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Nerede dedik? Okulda dedik. Ne zaman dedik? Sabah. Sabah dedik. Kiminle? Öğretmeniyle. Öğretmeniyle. En makul ve mantıklı olanlar. Ne yaptı? Öğretmeniyle oyun oynadı. Ama öğretmeniyle yazılı zaten. Onu oyun oynadı. Evet. Silelim ve düzeltelim. Çünkü diğer insanlar değil mi? Çizgiydi. Noktada bizim bazı sorunlarımız var. Onu düzelteceğiz. Evet. Ne yaptı öğretmeniyle? Oyun oynadı. Oyun oynadı. Aferin oğlum sana. Önce gramere uygun doğru cümle kuruyoruz. Öğeleri sonra öğretiyoruz. Aslında bunu iki kelimelik, üç kelimelik yani bu üst kısmı çok ciddi şekilde azaltabilirsiniz yani. O sizin çocuğunun performansıyla alakalı bir şey. Çalıştığınız çocuğunuzun. Şimdi kim diyelim? Gösterelim ya nasıl yapıyormuşuz. Bu videoyu seyreden herkes bu oyunu kesinlikle biliyordur. Aslında özünde bu videonun amacı bize cümlenin öğelerini öğretmek. Kim? Kim diyelim? Hadi bulalım kim olduğunu. Kim yazacağız? Kim? Kaç tane yazacağız? Kim? Kaç Dikot tane yazacağız? Devam ediyoruz. Üç mü? Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kaç tane yapacağız bilmiyorum. Devam ediyoruz. Bizi seyredenleri öğretene kadar. Senin ne kadar başarılı olduğunu görsünler. Onlar da senden öğrensinler. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kim? Mustafa. Mustafa yaz gitsin. Evet bir Mustafa'mız var. Okula. Bir saniye. Nerede? Okulu kullandık. Köyde. Köyde. Her zaman mümkün mertebe farklı kavramlar kullanınız ki onun da kelime hazinesini kullanma şansı olsun. Bir gün. Bir gün demeyelim ona. Başka bir şey söyleyelim. Başka zaman. Zaman kavramı en zor. Başka zaman. Bekle. En zor oturan kavramdır. Bu nedenle zaman kavramında mümkün mertebe ipucunuzu esirgemeden vermelisiniz. Dinle. Konuşacağız şimdi bak ben sana yardımcı olacağım. Bekle. Pazar günü kullanmışız. Sabaha da kullanmışız. Zamanla. Dinle. Konuşuyoruz. Öğlen. Sabah olabilir. Öğlen olabilir. Dinle. Akşam olabilir. Hafta sonu olabilir. Hafta sonu. Haftanın günlerini kullanabiliriz. Hafta sonu. Farklı günlerini. Ayları kullanabiliriz. Teneffüste olabilir. Ayda. Aman köyde bu çocuk. Of pardon benim de kafam karıştı. Bekle. Sabahtan şimdi öğlen demesinin nedeni rutin olması. O yüzden öğleni kabul edemeyiz. Farklı bir şey düşünmeliyiz tatlım. Köyde ne zaman? Söyle bakalım. Bir yerde. Ne zaman? Bak soru çok zaman soran bir soru. Çok belli. Zamanı soruyor. Ne zaman? Pazartesi günü. Pazartesi günü olsun. Kabul ettim. Aslında o da pazardan sonraki pazartesi. Çünkü çocuklar hemen bir sonrakini söylemeyi tercih ediyorlar. Onu kırmanız lazım. Mümkün mertebe müsaade etmemeniz gerekiyor. Ne oldu? Silgimiz kaçtı mı? Dikkatli ol.
Tamam, gelsin. Yaramaza bak ya. Kaçıyor galiba. Şimdi okuyalım baştan cümleyi. Mustafa köyde pazartesi bekle, günü. Bekle, bekle. Mustafa köyde pazartesi günü. Pazartesi günü kiminle? Annesiyle. Annesiyle. Evet. Ne yaptı? Bekle. Oyun oynadı. Ama bak. Top oynadı. Başka bir şey de yaptırabiliriz ona. Oyun var zaten diğer cümlelerde. Bu Mustafa ne yapsın annesiyle? Yemek yapsın. Yemek yaptı. Süper. Aferin sana oğlum. Farklı düşünmek zorundayız her zaman. Farklı cümleler kullanması günlük hayatında da bu gramere uygun cümleleri rahatça kurabileceği anlamına geliyor. Zaman içerisinde bunlar oturuyorlar. Çünkü çocukların büyük bir kısmı gramere uygun da konuşmuyor. Şimdi noktaları gördün mü? Ben seninle bu konuyu nasıl konuşmuştum? Bekle. Bak burada düzeltme yaptık. Hatırladın mı? Sadece diye minik bir ne yaptık? Nokta istedik. Sen bu konuda çok iyisin. Bunları düzeltelim. Tamam? İlke ben nasıl bir yapma yapacağım? Şuradakine bakarak yapabilirsin. Çünkü sen bunu doğru yaptın demin. Oo bravo. Aynısı oldu. En doğrusu. Tam istediğim gibi doğru olanla aynı olanları yaptın. Aferin sana oğlum. Teşekkür ederim. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Hazır mısın? Son mu? Evet canım. Özlem öğretmen, öğretmenler son diyene kadar yapmamız gerekiyor. Öğretmenler devam et dediğinde devam etmen gerekiyor. Evet. Evet. Aferin benim oğluma. Benim oğlum öğretmenlerini daima dinler. Sınıfta da öğretmenini dinler. Özel dersinde de öğretmenini dinler. Evde bana bak annesini ve babasını dinler. Değil mi? Evet. Evet. Çok çalışkan ve uysaldır. Devam edelim. Kim olsun? Kim? Hadi bakalım. Kim yapalım? Elif. Elif'i çok severim. Hadi. Ben de severim. Elif'i tanırım ve çok severim. Ben Elif'i tanırım ve severim. Nerede? Evde. Evde. Hadi yazalım. Bu arada günlük hayatından örnekler vermesini isteyebilirsiniz. Yani çocuğun hayatına hakimseniz devam ediyoruz şu an. Çocuğun hayatına hakimseniz mutlaka yazdığı cümleleri kendi hayatının içinden salı günü örüntüleyebilirsiniz. Bekle. Pazar, pazartesi, salı bakın gördünüz devam ediyoruz. Öyle bir şey yazamayız. Aylardan bir şey söyle. Ya da doğum gününde ocakta, olabilir. Dinle. Ocakta. Doğum gününde doğum olabilir. Günde. Bekle. Gece olabilir. Gece. Tamam. Gece. Rüyasında olabilir. Rüya ne zaman görülürse o zaman. Gece mi? Yaz geceyi. Kabul ettim. Gece. Bir daha okuyalım mı baştan? Elif. Evde. Gece. Kiminle? Babasıyla. Tamam. Annesi babasından uyudu. Başka kim olabilir? Uyudu. Bekle. Teyzesiyle uyudu. Teyzesiyle. Evet. Elif teyzesiyle çok zaman geçirir değil mi? Biliyoruz çünkü Elif'in teyzesiyle çok zaman uyudu. Bekle, bekle. Gece uyumanın dışında ne yapabilir? Bekle. Tamam mısın? Sakin misin? Evet, sakin. Teşekkür ederim. Beklediğin için aferin sana. Bekle. Özlem öğretmen beklemeni istediğinde, öğretmenin beklemeni istediğinde bekliyorsun. Bravo, işte böyle. Tam benim istediğim gibi. Hazır mısın? Hazır değilim öğretmenim. Ama hazır olmalısın. Hiç değilim. Bak son kelimeler kaldı. Bitirmeliyiz bir ve... Dakika, bir dakika. Hazır mısın? Bir dakika, bir dakika. Bence hazırsın. Yok. Okuyoruz tekrar. Hazır değilim öğretmenim. Okuyoruz tekrar. Elif evde. Bekle. Elif. Elif. Evde. Evde. Yavaş gece. Yavaş. Gece. Ben, gece. Teyzesiyle. Evet. Teyzesiyle. Uyumanın dışında ne yapabilir teyzesiyle Elif? Uyudu. Uyumanın dışında yaptı. Ne yapabilir? Bak, oyun oynadı. Oyun oynadığı kullandık. Başka ne yapabilirler? İpi atladı. Gece gece. Hayır. Aslında mümkün ama biz farklı düşünelim. Hadi. Oyuncaklar oynadı. Başka ne yapar bunlar sence? Uyudu.
Başka? Yaptı. Aa. Duydu. Geceleri ne yapmış olabilirler? Sen gece çıkıp gökyüzüne bakıyor musun? Hayır. Aa. Bakmıyorum. Ama Elif bakmıştır. Ne yapabiliriz geceleri gökyüzüne bakarak? Hiç. Buraya bak. Dik otur. Eller masaya. Teşekkür ederim. Sakin sakin. Devam ediyorsun. Tamam? Yıldızları seyretmiş olabilir mi? Evet. Tabii ki. Evet, böylece ders sırasındaki iniş çıkışlarımızı, zikzaklarımızı da görmüş oluyorsunuz. Bunlar zorlanmaların belirtileri, ipuçları olsa bile. Elif evde gece teyzesiyle ne yapmış olabilir? Uyudu. Ben sana biraz önce başka bir şey söyledim. Bir düşünelim onu. Buldum. Uyudu. Ben öyle bir şey dedim mi? Uyuduyu sen söyledin. Ne dedim ben? Duydu. Bekle. Teyzesiyle tatıtılar sesleri duydu. Gece. Gece. Yıldızları. Sesini duydu. Yıldızları. Yıldızları duydu. Yıldızları duymak mümkün mü? Evet, mümkün. Yıldızları seyretti. Evet, yıldızları seyretti. Sakin sakin. Bak ne kadar güzel cümleler çıkıyor. Biraz sonra ne istediğimi anlayacaksın. Devam et. Devam et. Ne kadar güzel cümleler kurdun sen ya. Sen ilerlesen. Devam et. Devam et. Devam et. Sen ilerlesen öğretmendik. Yıldızları seyretti. Yazalım. Sen çok beğendim. Yazını çok beğendim. Cümlenin sonu geldi. Küçük noktamız geldi mi? Düzeltiyoruz. Aferin. Ben hatasını görüp düzelten öğrenciyi çok severim. En çalışkan öğrenci kendi hatasını düzelten öğrencidir. En kraker. Devam et. Tamam. Son bir okuma bitti. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Başlayabiliriz. 4 numara. Okun. Cümleyi sadece okuyacağız ve bitireceğiz. Tamam mı oğlum? Okun. Burada parmağımın ucunda ne var? Ne var parmağımın ucunda? Elif. Elif. Evde. Evde. Gece. Gece. Teyzesiyle. Teyzesiyle. Yıldızları seyretti. Bu kadar basit. Çak. Çok teşekkür ederim. Cümle çok güzel oldu. Bu son. Bitti. Sakin miyiz? Sakin misin? Evet, sakiniz. Tamam. Şimdi bizi seyreden insanlara hoşçakalınız efendim hoşça kalın diyelim. Hoşçakalın. Dişlerinizi pıçamayı da unutmayın. Bekle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu kadar.